unutabiliriz Neşeli Günler filmini. Mürüvvet Simin, kızım göster ama elletme deyişini. Merhaba, ben Sinan Işık. Hep birlikte zaman yolculuğuna ne dersiniz? Mürüvvet Sim, 23 Nisan 1929'da Tekirdağ Büyük Yoncalı Köyü'nde kendi anlatımından öğreneceğimiz kadarıyla bir tarlada doğdu. Ailesi yokluk içinde yaşıyordu. Mürüvvet doğduğunda annesi acılar içinde göbek bağını bıçak ile keserek tarlaya bırakıverdi. Belki de o gün o tarlada Mürüvvet'in göbek bağı toprağa düştü, büyüdü ve çiçeklerini açtı. Mürüvvet'in hayatı işte o topraktan adeta fışkırdı. Annesi eski zaman kadınlarından biri olarak aslında sıradan bir doğum yapmıştı. Mürüvvet'i doğurdu, şalvarına sardı. Sıradan bir eğlenmişçesine atının terkisini attı ve eve getirdi. Mürüvvet de artık bu sefaletin bir parçası olarak büyüyecekti. Tekirdağ'da yaşamını sürdüremeyeceğini anlayan aile İstanbul'a Topkapı Tekkeci Mahallesi'ne taşındı. Mürüvvet bunlar olurken henüz 2 yaşındaydı. Ailesi bir süre İstanbul-Tekirdağ arasında gide gele hayatlarını sürdürdüler. Annesi evlerde hizmetçilik yapıyor, babası ise bahçelerde çalışıyordu. Mürüvvet kaşla göz arasında her gün bir yaramazlık geliştirerek büyüdü. Tophane'nin tüm sokakları onundu. Öyle yaramazdı ki mahalleli ona Korkunç Mürüvvet lakabını takmıştı. Mahallelinin bu adı taktığı kadar da vardı. Onları çileden çıkarıyor, rahat bir gün geçirmelerine izin vermiyordu. Mahalleli de biraz olsun rahat nefes almak için onu parasını verip sinemaya gönderiyorlardı. Mürüvvet her film dönüşü mahalleyi etrafına toplar, izlediği filmi baştan sona hiç sıkılmadan canlandırarak anlatırdı. Yaramazlıklarından kurtulmak için ona aldıkları sinema biletleri Mürüvvet'in gelecek biletleri olacaktı. Çünkü Mürüvvet'in oyunculuğa ilgisi bu filmler sayesinde başlamıştı. İleride o Yeşilçam'ın yıldızlarından biri olacaktı. Mürüvvet'in ailesinin yoksul olduğu gerçeği İstanbul'a taşındıklarında değişmedi. Mürüvvet adeta bir yaramazlık abidesi olarak herkesi canından bezdirirken bir yandan da büyüyordu. İhtiyaçları, istekleri de artıyordu. Kim bilir, belki de bunca hırçın olmasının sebebi yoksulluktu. Mürüvvet okul çağına geldiğinde ailesinin okul masraflarını karşılayacak durumu yoktu. Mahalleli elini bu sefer de cebine atarak Mürüvvet'i okula yazdırdı. Tek tesellileri okul saatleri boyunca cam çerçeve indiren, her eve dalıp keyfince yemek yiyen, ele avuca sığmayan o yaramaz çocuğun okul saatleri boyunca mahallede olmayacak olmasıydı. Varsın gerisini okuldakiler düşünsündü. Mürüvvet okulda da mahalledekinden farklı bir tutum sergilememişti. Yaramazlıkları okul gibi disiplin gerektiren bir ortamda kabul edilebilir değildi. Aldığı her uyarıdan sonra yine bildiğini okuyan Mürüvvet 2 kez okuldan atıldı. Onu her seferinde başka okula naklettiler. Ancak öğretmeni Sabriye Hanım dayanamayıp onu her seferinde geri getirirdi. Mürüvvet 5. sınıftayken 2. Dünya Savaşı zamanları yaşanıyordu. Ve o uyuz olmuştu. Bu sebeple okulu bırakmak zorunda kaldı. Mürüvvet artık tüm zamanını evinde geçirmek zorundaydı. Sefaletin üzerine bir de bu eklenmişti. Tüm haylazlıklarına rağmen o okulu seven ve okumak isteyen bir çocuktu. Onun için uyuzluk bir engel olamazdı. Çalıştı, çabaladı, sonunda dışarıdan sınavlarını vererek ilkokuldan mezun oldu. Bu kadarla kalamazdı. Ortaokula devam etmeliydi. Üstelik artık uyuz da değildi. Ancak bir sorunu vardı. Onu okula kaydettirmesi için bir velisi yoktu. Anne babası hala hayattaydı. Ama onların okuma yazmaları yoktu. İmza atamazlardı. Zaten hayat kargaşasında öyle bir kaybolmuşlardı ki Mürüvvet'in okuluna yetişemeyecek kadar meşguldüler.
Mürüvvet kimseden yardım isteyemeyeceğini anladığında işin başa düştüğünü fark edip düştü kayıt yollarına. İlk iş nahiye müdürlüğünde aşı olmalıydı. Ama muhtemelen çocuk olduğundan yapamayacağı çok şey vardı. Koridorda gövdesi put olmuş dururken gözleri fıldır fıldır etrafı tarıyordu. Radarına elinde birkaç kağıtla dolaşan yakışıklı bir adam takıldı. Hiç düşünmeden bir anda adama doğru koştu. Yalvarır tondaki sesiyle adama "Benim velim olur musunuz?" dedi. Adam bu küçük kızın isteğine karşı koymadı. Mürüvvetin velisi olmayı kabul etti. Mürüvvetin yeni velisi Vahdi Ersin, Nahiye Müdürlüğü'nde katipti. Katip, Mürüvvet'in ortaokul kaydını yapmıştı. Üstelik artık öyle yaramaz, ele avuca sığmaz Mürüvvet de gitmişti. İçinde bir yerlerde o yaramaz küçük kızı saklı tutarak güvenilir, akıllı bir genç kız olmuştu. Seneler sonra Vahdi Ersin ve Mürüvvet tiyatro sahnesinde rol arkadaşı olacaklardı. Mürüvvet'in gönlünde sanat okuluna gidebilmek vardı. Amerikan Kız Sanat Okulu'na gitmek istiyordu. Ancak yoksulluk o sevimsiz yüzünü bir kez daha göstermişti. Annesine yalvardı, ilk taksidi öde diye. Kadın şaşkın, perişan, düşünceli. Okulun bir aylık taksidi onların o ay geçinmesi için gerekli olan paraydı. Ama Mürüvvet ölesiye istiyordu ve sadece ilk aylığı öde, ben gerisini hallederim diyordu. Annesi de kayıtsız kalamadı kızının bu arzusuna. Elinden gelen tüm gayreti gösterdi. Nihayet Mürüvvet Amerikan Kız Sanat Okulu öğrencisi olmuştu. Lisan ve sanat öğrenecekti. Okul Çemberlitaş Türbesi'nin karşısındaydı. İlk bir ay rüya gibi geçti gitti. Süre dolduğunda okul bir sonraki ayın taksidini talep ediyordu. Mürüvvet bir iki geçiştirse de sonunda dayanamamış, içini spor öğretmeni Mukadder Hanım'a dökmüştü. Beni kovmayın diye yalvardı. Hatta okul ücretini sabahları erkenden gelip okulu temizleyerek, sobayı yakarak karşılayabileceğini söyledi. Mukadder Hanım Mürüvvet'in bu haline dayanamadı. Çünkü Mürüvvet bir ay gibi kısa bir zamanda kendini kanıtlamıştı. Çalışkan bir öğrenciydi. Mukadder Hanım okul müdürü ile görüştü. Okul tarihinde ilk olarak bir karar alındı. Münevver okulun burslu öğrencisi olacaktı. Mürüvvet dünyanın en mutlu insanıydı. Okula adeta uçarak gidip geliyordu. Okulu başarıyla bitirerek kendisine destek olan herkesi ve ailesini gururlandırdı. Bundan sonraki eğitim adresi Akşam Kız Sanat Okulu olacaktı. Okulda bir piyes sahnelenecekti. Ayşe'nin Köyü Opereti. Bütün roller dağıtıldı. Mürüvvet en son akla gelecek isim bile değildi. Ama o istemeye görsün bir şeyi. Kopararak da olsa alırdı. Yalvardı, yakardı, bir figüranlık kaptı. Ama tüm roller de ezberindeydi. Oyuna iki gün kala Münevver için bir mucize gerçekleşti. Oyunun başrol oyuncusu Güzide, Nükhet Duru'nun annesi bir kaza geçirdi. İki gün içinde yerine konacak kimse olmadığından başrol Mürüvvet'e verildi. Bu hırslı kız sonunda istediği yerdeydi. Sahneye ilk adımını atmıştı. Oyun sergilendikten sonra Mürüvvet manşetlerdeydi. Yeni bir Cahide doğdu diye yazmışlardı. Hayalleri gerçek olmuştu. Artık sahnelerin aranan oyuncusu olacaktı. Mürüvvet'in profesyonel tiyatro hayatı 16 yaşındayken Raşit Rıza Topluluğu ile başladı. Suat Sim ile evlendiğinde Ses Tiyatrosu'na geçti. Sinema hayatı başlayana kadar Muammer Karaca Tiyatrosu ve Şen Ses Topluluğu'nda çalıştı. Hatta ileride bir bankanın çocuk tiyatrosunda oyuncu ve yönetmen olarak da çalışacaktı. Mürüvvet Sim ilk evliliğini Suat Sim ile yaptı. Evliliklerinden bir oğulları oldu. Ancak bu evlilik bitecekti. İkinci evliliğini ise dublaj sanatçısı Temuçin Caymaz ile yaptı. Bu evlilikten de Zafer adını verdikleri bir oğlu daha oldu.
1950'de Mümtaz Ener'in yönetmen koltuğuna oturduğu Onu Affettim ile tanıştı sinemayla. Ayşecik serisinden Neşeli Günler'e kadar birçok filmde rol aldı. 1952'den itibaren sürekli olarak sinema filmlerinde oynadı. Oynadığı neredeyse her rolde iyi kalpli, yufka yürekli bir kadındı. İçindeki sevgi onu buralara kadar getirmişti. Bütün filmlerinde yaşadıklarının izini silmiş ve umut dolu, gülümseten bir mürevvet vardı. Kötü karakter rolleri ona göre değildi. Bunu çok çabuk keşfetmişti. Her filmde sanki artık tanıdığı birini konuk ediyordu insanlar evine. Bazen dul bir kadın ya da uyanık bir anneydi. Bir konak varsa oranın aranan hizmetçisi yahut nemfomanyak Rum pansiyon işletmecisiydi. Sezercik'in, Ayşecik'in teyzesi olup tüm kötü karakterleri karşısına alırdı. Adile Naşit'in Mürüvvet Sim'in kafasına geçirdiği bir tencere yaprak sarma muhtemelen hala hafızalardadır. Çirkef, dedikoducu, kavgacı rolleriyle hepimizin evine neşe getirdi. Kendine has hareketleri, azarları, mahalle ağzıyla konuşmaları ile evimizden biri haline geldi. Hatta Neşeli Günler'de kızına verdiği "göster ama elletme" övdüğüyle tüm anne ve genç kızların esprili dili oldu. İlker İnanoğlu'nun oynadığı Yumurcak bir zamanların gişe rekorları kırmış başarılı filmiydi. Filmi bilmeyenimiz yoktur. Ama bilmediğimiz bir şey var ki o da bu filmin senaryosunun Mürüvvet Sim'in hayatından doğduğuydu. Bir gün sette çocukluk anılarını anlatırken başladı her şey. Sonrasında bunun senaryosu yazıldı. Filiz Akın ve Türker İnanoğlu'nun küçük yavruları Yumurcak olarak kamera karşısına geçti. Mürüvvet belki de o gün amacına ulaşmıştı. Çocukluğunda yaşadığı onca duygu yükü boşuna değildi. Mürüvvet'in gözü çocukluğunda belki de yiyemediği lokmalarda, gezemediği yerlerde değil de giyemediği o yeleklerde kaldı. Her akşamüstü serinlik çöktüğünde Mürüvvet'in içi sızlıyordu. Ama soğuktan değil. Mahallenin kadınları akşam çöktü mü çocuklarını çağırır ve sırtlarına bir yelek geçirirdi. Mürüvvet de bir köşede öylece beklerdi yeleği olmadan. Emekçi annesi işinden akşamın karanlık saatlerinde dönerdi ancak. Mürüvvet de bir yelek yüzünden kendini kenara bırakılmış, terk edilmiş hissederdi. Çünkü o üşünmesinden, hasta olmasından korkulmayan bir çocuktu. İçinde adeta bir ukdeydi bu yelek meselesi. Annelerinin sırtlarına yelek geçirdiği arkadaşlarını kıskanışını, bir köşede ağlayışını hiç unutmadı. İşte bu yüzdendir ki ölene kadar bulduğu her gün parasıyla yelek ördü. Ve onu bir şekilde kimsenin sırtına yelek geçirmeyeceğini bildiği küçük çocuklara ulaştırdı. Mümkünse elleriyle giydirip anne şefkatini aratmadı. Mürüvvet Sim 30 Temmuz 1983'te hayatını kaybetti. Kendi savaşını her koşulda kazanacağını kanıtlayarak bu dünyadan mutlu ayrıldı. Bundan böyle tüm filmlerinde onun yüzüne dikkatlice bakın. Çocukluğu, sanat okulu için yalvarışlarını, bir yelek uğruna döktüğü gözyaşlarını, hepsini ama hepsini onda göreceksiniz.